Değerli Fenerbahçeliler, değerli dostlarım, Efsane Çubuklu 1907 kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere biliyorsunuz ki son zamanlarda transfer gündemimizi fazlasıyla meşgul eden bir oyuncu var. Bu oyuncu Ali Akman. Oyuncu Bursaspor'un şu anda sözleşmeli oyuncusu. Biliyorsunuz ki son sezon sonunda da bu oyuncunun sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Sezon sonunda sözleşmesinin bitmesi tabii bu oyuncuyu daha bir cazip hale getiriyor. Sadece sözleşmesinin bitmesinden dolayı değil arkadaşlar, gelecek için büyük bir ümit vaat eden oyuncu olması da bu oyuncuya talebi arttırıyor. Avrupa'nın dev kulüpleri bu oyuncunun arkadaşların peşinde, bundan emin olabilirsiniz. Tabii ki dev kulüpler de peşindeyse bu oyuncunun gelecek için ne kadar ümit vaat ettiğini artık sizler de düşünün arkadaşlar. Fenerbahçemizde bu oyuncuya talip olan oyuncular da, kulüplerden birisi arkadaşlar ve bu noktada da en önde olan kulüplerden bir tanesi. Tabii ki transferde hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Fakat bu oyuncunun transferinde en etkili faktör biliyorsunuz ki Emre Belözoğlu ve Erol Bulut olacak. Neden Emre Belözoğlu ve Erol Bulut olacak arkadaşlar? Çünkü Türkiye'deki genç oyuncuların birçoğu arkadaşlar Emre Belözoğlu'nu kendilerine idol olarak kabul ediyor arkadaşlar ki bunda da gayet haklılar. Neden haklılar? Çünkü arkadaşlar Emre Belözoğlu Türk futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği ki bana göre son yüzyılda yetiştirdiği en büyük oyuncu arkadaşlar. Onun hakkında da bir video yapmıştım. O videoyu izlerseniz Emre Belözoğlu hakkındaki düşüncelerimi, neler anlattıklarımı orada bulabilirsiniz. Bu durumdan dolayı arkadaşlar ve genç oyunculara ne kadar önem verdiğini, onların gelişimine ne kadar katkı sağladığı Emre Belözoğlu'nun Ozan Tufan'dan herkes biliyor. Ozan Tufan arkadaşlar biliyorsunuz ki Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile beraber oynamaya başladıktan sonra ve onun futbol aklına uymaya başladıktan sonra farklı bir performans sergilemeye başladı. Ve o da Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi. Tam da bu noktada arkadaşlar bu transferin bir numaralı favorisi ve kulübüne kazandıracak olan takım Fenerbahçe'dir arkadaşlar. Medyada Ali Akman'ın eski futbolcu Ayhan Akman'la akrabalık ilişkisi olduğu ve bu yönde Galatasaray'a transfer olabileceği söyleniyor ama arkadaşlar Mert Hakan Yandaş transferinde de gördük ki arkadaşlar Fenerbahçe bir oyuncuyu isterse alır. Akrabalık ilişkisi olabilir, bu gayet normaldir ama bu diğer takımlara gitmesine sebep olacak bir durum değildir ki böyle de bir durum söz konusu ama gerçekleşecek bir durum değil arkadaşlar. Fenerbahçe'ye bu oyuncu transfer olacak. Fenerbahçe bu oyuncu devre arasında almaya niyetli arkadaşlar. Bonservis ödeyip devre arasında almaya niyetli ki o kadar da bana göre değerli bir oyuncu. Biliyorsunuz ki arkadaşlarım milli takımımızdan bahsetmek istiyorum biraz da. Çok başarılı ve gayet iyi oyunculardan kurulu bir milli takımımız var. Ama orada bir eksik var arkadaşlar. Orada bir eksik var. O da bir forvet oyuncu eksiği. Bize skor yükünü kaldırabilecek bir var. Forvet oynayan oyuncular var ama bana göre hiçbirisi yeterli değil. Ama Ali Akman ileriki yıllarda özellikle bu yükü tamamen kaldırabilecek ve dediğim gibi milli takımımızı başarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Tabii ki bunu yaparken Fenerbahçe'mizi de başarıya taşıyacak arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Ve bu oyuncu arkadaşlar nasıl bir oyuncu? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum sizlere. Aynı zamanda videomuzu da izlerseniz bu videonun sonunda bu oyuncunun attığı gollerle ilgili bir video hazırladım. Onu da izlerseniz beni ayrıca memnun edersiniz. Ayrıca siz de bu oyuncu hakkında daha geniş fikir sahibi olursunuz. Ben bu oyuncuyu biraz sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bu oyuncu rakip defansla sürekli didişmeyi seven bir oyuncu. Sürekli onlara baskı yapan bir oyuncu. Bunu neden böyle bir karakterde oyuncu? Neden böyle bir karakterde oyuncu? Çünkü sürekli gol kovalamak istiyor. Defansı hataya zorlamak istiyor. Sürekli gol peşinde gezen bir oyuncu olduğu için sürekli defansla baskı yapan, defans oyuncularını da didişen bir oyuncu arkadaşlar. Bu da biliyorsunuz ki Erol Bulut'un oyun sisteminde fevkalade önemli bir yer taşıyor. O bakımdan da tabii ki takımımızı kazandırması gereken oyunculardan bir tanesi ve sebeplerden bir tanesi. Aynı zamanda arkadaşlar ben de bir golcü de olması gereken en büyük özelliklerden ve ilk sıraya yazacağım özelliklerden bir tanesi arkadaşlar gol vuruşu esnasında soğukkanlılığı ve aynı zamanda gol vuruş seçeneğini doğru yapması arkadaşlar. Bu ikisini yaptığı sürece, ikisi olduğu sürece bir golcü de arkadaşlarım çok fazla gol atabileceğini düşünüyorum. Doğru gol vuruş tercihi ve soğukkanlılık. Bu ikisi de bu oyuncuda var arkadaşlarım.
Aynı zamanda size şunu da belirtmek istiyorum ki bu oyuncu genç bir oyuncu ama futbol aklı olarak büyük bir oyuncu arkadaşlarım. Yaşı 18 olabilir ama futbol aklı olarak 24-25 yaşında olgun bir futbolcu aklı var arkadaşlar. Saha içinde genç bir oyuncu düşünün. Tabii ki acemilikleri olur ya. Bu işte bu oyuncuda bu acemilikleri görmeyeceksiniz arkadaşlar. Görseniz bile çok normal genç oyuncu dediğimiz klasmana koyduğumuzda ki oyunculardan daha az böyle acemiliklerini göreceksiniz. Dediğim gibi çok olgun bir futbol aklı var arkadaşlar. Aynı zamanda da dediğim gibi sürekli oyunun içinde olan bir oyuncu. Oyunun içinde olması da tabii ki bu oyuncuya artı şeyler kazandırıyor. Sürekli gol pozisyonlarının içinde olan bir oyuncu olmasını sağlıyor. Valencia'yı düşünün arkadaşlar. Şu an atamıyor ama Valencia dediğim gibi ileride atmaya başlayacak o da. Valencia nasıl gol pozisyonlarının içinde yer alıyorsa Ali Akman da onun gibi düşünün arkadaşlar. Onun yerine koyun Ali Akman'ı. Ali Akman da bütün gol pozisyonlarının içinde yer alabilen bir oyuncu. Dediğim gibi sürekli dirişen, golü arayan ve gol pozisyonlarının içinde olmak isteyen bir oyuncu. Yani arkadaşlar tamamen bir golcü. Bu golcü hangi tipte bir golcü? Size ondan bahsedeyim biraz da ben hemen kafamda canlandırdığım zaman. Agüero vardı, Tevez vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Hızlı, seri, o sürekli defansı meşgul eden, sürekli defansın arasına sızan, o bölgede markajı zor olan oyunculardı bunlar. Dediğim gibi Agüero tarzı, Tevez tarzı bir oyun stili var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bu oyuncunun bütün özellikleri bunlar. Şimdi size hazırladığım videoyu sunmak istiyorum. Bu videoyu da izledikten sonra kanalımıza abone olursanız aynı zamanda beğenilerde bulunursanız da beni ayrıca mutlu etmiş olursunuz. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.